Kızıl elma sevgili Doktor bu Ömer, ne? bak arkasında jet motoru. Bu jet motoru sayesinde çok daha yüksek hızlarda gidebilecek. İHA'ya göre aynı zamanda manevrasını çok geliştirebilecek. Bu kızıl elmanın Çünkü içinde insan olmadığı olmadığı için için istediği gibi. tabii mesela insanoğlunun dayanabileceği G'ler var. Yani ani manevra yaptığınızda üzerinize binen bir merkez kaç kuvveti var. Bu G'nin insanoğlu tarafından hangi limitler içerisinde kalabileceği biliniyor. Dolayısıyla F-35 ile de uçsanız, F-16 ile de uçsanız, işte bilmem ne ile de uçsanız, içindeki pilotu yaşamını sıkıntıya sokmayacak manevralarda bulunmak zorundasınız. Oysa Fukuyama'nın da, Elon Musk'ın da çeşitli zamanlarda sosyal medya üzerinden yapmış oldukları açıklamalarda geleceğin muharebe sahasının kesinlikle insansız sistemler şeklinde dizayn edileceğini söylüyordu. Şimdi Türkiye, bakın evet bu motorunun çalıştırılma anını sevgili Ömer ekranda birkaç kez daha getirebiliriz. Çok önemli. Buna jet motoru da monte edilerekten çok önemli bir aşamayı daha sevgili Turgay Güler geride bıraktık. Şunu da veriyor Türkiye. Sadece Tayfun değil, sadece Bora değil, sadece Hisar A ve O Plus gibi hava savunma sistemlerim değil, sadece denizdeki insansız sistemlerim değil, sadece milli gemi projelerim değil, sadece milli denizaltı projelerim değil, aynı zamanda simetrik olarak karşıma çıkartmış olduğun tehdide asimetrik cevaplar üreten bir yeni konsept ortaya koyuyorum. Alman stratejist Moltke'den bir cümle söyleyeyim, devredeyim. Diyor ki, yeni muharebe konsepti, yeni nesil silahlar, yeni nesil mühimmatlar gelişmediği sürece yeni konseptin ortaya koyulması, yeni doktrinlerin ortaya koyulması oldukça güçtür diyor. Yani muharebe sahasındaki var olan doktrinlerin ve konseptlerin değişmesi yeni sistemlerin devreye girmesiyle mümkündür. Türkiye burada önemli bir açık yakaladı. Bu açığı muazzam değerlendiriyor. Bunu sadece Baykar'ın üretmiş olduğu araçlar üzerinden değil, Roketsan'ın Tayfun'u üzerinden ya da Kale grubunun motorunu bizzat yapıp sahaya sürdüğü Atmaca gemi savar füze sistemleri üzerinden ya da Antalya'da ULAK dedikleri sistemi üreten firma üzerinden çok geniş bir yelpazede birçok partnerin birlikte hazırlamış olduğu sistemler var. Bir de şöyle söyleyeyim. Yani bunların mesela radarları da dahil olmak üzere üzerlerinde taşıyacakları sistemlerin bir kısmı Aselsan tarafından yapılıyor. Bir kısmı Konya'da, Bursa'da, Ankara'da, Gaziantep'te yazılımcı gençler tarafından satır satır kodları yazılıyor. Şimdi bütün bunlar bir araya düşünüldüğünde sevgili Turgay Güler, biraz önce zikretmiş olduğum Amerika Birleşik Devletleri'nde F-16, F-35 ile ilgili tek kelam etmeyenlerin bu projelerle ilgili destekleri, geçerken Çarşamba'daki havalimanından şöyle bir teknofest gezisi yaptım. Hadi bakalım başarılarla, olmaz bu iş. Deney yap atölyelerini kapattınız İstanbul'da. Neden? Çünkü istediniz ki bu milletin gariban evlatları o zekası değerlendirilmesin. O basit bir şey değildi. Veli Ağbaba'nın o ortaya atmış olduğu sosyal medya mesajı kendiliğinden atılmış ve tipik bir Veli Ağbaba tweet'i olarak okunmamalı diye düşünüyorum.